İyi akşamlar değerli izleyiciler. Çok konuşulan, çok tahminler yürütülen ama hiçbir tahmini tutmayan bir seçimi geride bıraktık. 1 Kasım 2015 seçiminin sonuçları Türk milletine, İslam alemine hayırlı, uğurlu olsun. Seçim geride kaldı ama seçimin tartışması devam ediyor, devam edecek. Seçim geride kaldı ama mesele tartışmayla bitmeyecek gibi gözüküyor. Seçimin kazanan için şimdilik problem yok ama kaybedenler için ciddi problem var. Kaybedenlerin bundan önceki şansı hemen her yıl veya 1,5 yılda yeni bir seçim olmasıydı. Seçim öncesi dere geçerken köprü meselesi bir takım şeylerle muhalefet kendisini frenliyordu. Ama önümüzde 4 yıllık bir seçimsiz süreç var. Bu süreç seçimin kaybeden iki partisinde çok ciddi bir muhalefet aksiyonunu gündeme getirebilir. Belki bugün başlamıştır, belki yarından itibaren her iki partide de yeter artık nidaları organize bir hareket olma ya doğru kayabilir. Netice alabilir, alamayabilir, onu zaman gösterecek ama mutlaka fitil ateşlenecektir. Fitil patlayıcıya yetişir mi? Patlar mı? Onu bilemiyoruz. Onu zaman gösterecek. Değerli dinleyiciler, Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'de zaferin sahiplerinin dahi tahayyül etmediği bir zafer kazandı. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Sayın Davutoğlu bir gazeteciyle yaptığı mülakatta eğer seçim öncesi Konya'da bana bu %49'u söyleseydiniz şaşırırdım dedi. Partinin kurucu genel başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, yine devletin ajansından yapılan bir serviste bu şaşırdığını ifade etti, beklemediğini ifade etti. Bu Allah'ın ve milletin bize bir lütfu dedi. Beklenmeyen sonuç, Samsun'da aslında beklenen bir sonuç şeklinde tecelli etti. Samsun'da seçim, bir kişilik bir seçimdi. 9 milletvekilinin 5'i Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, 2'si Cumhuriyet Halk Partisi'ne, 2'si de Milliyetçi Hareket Partisi'ne gitmişti 7 Haziran 2015'te. Bu seçimde Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok az bir oyla, adeta kıl payı kazandığı 2. milletvekilliği Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında çekişme konusuydu. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi gerek teşkilat yapısı, gerek çalışması itibariyle o milletvekili almaya daha yakındı, aldı. Hem de oyunu bir hayli artırarak aldı. Adalet ve Kalkınma Partisi Samsun'da daima Türkiye ortalamasının 10 puan üzerinde sonuç almıştır. Bu anayasa referandumunda da böyle olmuştur, daha önceki seçimlerde de böyle olmuştur, Cumhurbaşkanlığı seçiminde de böyle olmuştur. Bu seçimde galiba Adalet ve Kalkınma Partisi aradaki farkı 13-14 puan seviyesine doğru çekti. Bu Samsun teşkilatının başarısını gösterir. Stüdyomda 3 konuğum var. Bu konuklardan birisi kazanan partiyi temsil ediyor. Gerçi resmi bir sıfatı yok ama milli görüş çizgisinde büyümüş. Babası rahmetli, milli görüşün Samsun'da saygın bir ismiydi. Orada büyümüş. Abisi Ak Gençliğin başkanlığını yapmış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çocukluktan dava arkadaşı, ona reis diye hitap edebilen birisi ve 3 dönem Adalet ve Kalkınma Partisi'nde milletvekili yaptı. Cemal Yılmaz Demir abisi, kendisi de Tevfik Demir. Sayın Demir, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu mutluluğu sizinle gündeme taşıyacağız. Ama önce izin verirseniz ben diğer konuklarımı da tanıtayım. Tabii kazanan olur da kaybeden olmaz mı? Avukat Cemil Deveci uzun yıllar sol hareket içerisinde, sosyal demokrat hareket içerisinde adı sık sık değilse de Demokratik Sol Parti'de, HDP'de, Cumhuriyet Halk Partisi'nde çeşitli kademelerde görev yapmış, il başkanlığı yapmış, belediye başkanlığına, milletvekilliğine aday olmuş birisi. Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şubesi başkanlığını yapmış birisi. Cemil Deveci ile de Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanlışı neydi, noksanı neydi? Bunu irdeleyeceğiz ve siyasette
partiler yok ama kendiler var, bir kadro var. Bu kadro 1946'dan günümüze bir demokrasi mücadelesi veren bir kadro. Ben babası rahmetliyi, sevgili Şaban abimi, avukat Şaban Demirdağ, Türkiye Cumhuriyeti Senatosu üyesi, Samsun Senatörü Şaban Demirdağ tanımaktan çok büyük gurur duymuşumdur, çok büyük mutluluk duymuşumdur. Oğlu Erdem Demirdağ, Samsun'da Doğru Yol Partisi İl Başkanlığı yaptı, milletvekili adayı oldu, Doğru Yol Partisi Genel İdare Kurulu azazlığı yaptı, öğren devam ediyor. Değil mi? Genel İdare Kurulu mu oluyor sizde? Evet, Genel İdare Kurulu yaptı. Sevgili Erdem Demirdağ da burada. Erdem Demirdağ'dan da bu ne mağlubiyette ne galibiyette taraf olmayan bir isim olarak ne olduğunu daha tarafsız bir şekilde dinleyeceğim. Ve galiba bana da gençliğimi ve bir ömrümü verdiğim bir hareketin düştüğü hali perişan konusunda birkaç söz söylemek düşecek gibi geliyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin alayına rest çeken o parti genel başkanının ahvalinde ben konuşacağım. Sevgili Tevfik Demir, sizinle başlamak istiyorum. Mutluluğu hak ettiniz. Nasıl kazandınız? Ne yaptınız? Yani şimdi, ve bu zafer sonrası bu topluma hangi mesajı veriyor? Galiplerin azameti içerisinde misiniz? Yoksa toplumun bir mensubu olmanın tevazu içerisinde misiniz? Evet, çok korksunlar mı, umutlansınlar mı? Şimdi yani partinin, yani demin de söylediğiniz gibi biz bu davanın içerisinde bir bireyiz. Yani gönüllülük esas üzerinden de davamızı hizmet edebilmek açısından hem kendi resmi görevlerimizi yaparken hem de sosyal hayatta, siyasi hayatta elimizden geldiği kadar hem davamıza hem de mensubiyeti, aidiyeti içerisinde olduğumuz, fiili aidiyeti içerisinde olduğumuz bir teşkilata katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu bile Türkiye'de AK Parti'nin siyasete getirdiği özgürlükler alanının genişlemesinin bir tezahürüdür. Şimdi eskiden şu anda hala memurlara siyaset yasağı var. Gerçi parti daha önceki süreçte de siyaset yasağının kalkması için memurlara çok bunu çeşitli defalar getirdi. Anayasa görüşmelerinde de bu taslak halinde hala da var. İnsanlar bir defa her şeyden önce biz de diğer parti mensubu arkadaşları da gönüllerinden partisi olan insanlar da bakıyor siyasette bir şekilde varlıklarını sürdürüyorlar. Şimdi tabii endişe edecek bir durum olmadığını 2002'den bu zamana kadar AK Parti'nin iktidarı döneminde Abdullah Gül'le başlayan, daha sonra kısa süre Abdullah Gül'le başlayan, daha sonra Tayyip Erdoğan'la devam eden ve şu anda da Ahmet Davutoğlu'nun aldığı bayrakla devam eden süreçte şu ana kadar yani kimsenin özgürlük alanına müdahale noktasında bir sıkıntı yaşatılmadığını, herkesin istediği gibi özgür bir şekilde duygu ve düşüncelerini ifade ettiği, Cumhurbaşkanı'na bile diktatör, hain, katil denilebilecek kadar özgürlüklerin geniş olduğu bir platform var şu anda Türkiye'de. Hatta bazen bol mu deniliyor? Yani ben onu da demek istemiyorum. Yani özgürlükler anlamında. Ama yani kimsenin endişe edeceği bir durum yok. Çünkü yeni bir şey yok yani. 2002'deki AK Parti'nin getirdiği çizgi, oradan başlayan özgürlükler çizgisi, bütün 70 milyon insanın, 77 milyon insanın aynı görülmesi ilkesi aynen devam ediyor. Yani insanlar farklı partilere oy vermiş olabilirler, farklı siyasi organizasyonların içerisinde olmuş olabilirler ama yani AK Parti bir siyasi organizasyon ama bütün ülkenin iktidarı oldu şu ana kadar bize göre. Ve bundan sonra da bu çizgisinden sapmamalı. Zaten millet de bunu söyledi ona. Yani 7 Haziran yani bir ara bir tokattır yani AK Parti'ye. Bu bir tokattır yani. Bu tokadı ne dedi yani? Bu neyin tokadı? Titre ve kendine dön tokatıdır yani. Bu şımarıklığı vazgeç. Bu millet sana her seçimde 2002'den 2004, 2007, 2009, 2010 referandum, 2011 genel seçimler, 2014 yerel seçimler, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi her yerde sana destek veriyor. Yaz kendine gel dedi millet yani. Bunu biz daha önceden de ifade ettik. Ama AK Parti bu süreci bence çok başarılı bir şekilde geçirdi. Ki sonuçları bu şekilde yansıdı. Tabii biz her şeyin böyle tek taraflı bir şekilde olduğunu da düşünmüyoruz. Yani efendim, yani millet ne oldu da birden %10? Bunun çok da
fiziksel anlamda bir karşılığını söylemek bence biraz mümkün değil. Ben biraz bu konuda biraz metafizik düşünüyorum. Yani çok derinlemesine de gitmiyorum ama etkili olan şu oldu. AK Parti bir defa yaptığı yanlışlıkları gördü. Şımarıklıktan vazgeçti. Çünkü bu davayı gerçekten temsil edip bu davanın mücadelesi de temelden gelen insanlar biraz incitilmişti. Geri plana atılmıştı, yok sayılmıştı ve ben çok iyi biliyorum 7 Haziran seçimleri öncesi yani parti büyük bir rehavet içerisindeydi. Hatta bunu Sayın Cumhurbaşkanı bir toplantıda da söylemişti yani bir ay önce. Hatta sahaya da bundan sonra inmişti. Yani ben teşkilatla da ciddi rehavet görüyorum demişti. Bir şımarıklıktı ama bu şımarıklık aynı zamanda bir millete de şımarıklık olarak algılandı. Yani ve bundan şuna inanın ki kesinlikle millet suçlamadı AK Parti. En büyük kazancı da o. Milleti asla suçlamadı. Günlerce, haftalarca bu kritik toplantılar yapıldı. Samsun'da Ankara'dan ekipler geldi, sivil toplum örgütleriyle görüşüldü, partinin en muhalif isimleriyle görüşüldü, partinin dışına itilmiş parti içerisindeki insanlarla görüşüldü, eski milletvekilleriyle görüşüldü, eski siyasetçilerle görüşüldü, sosyologlarla görüşüldü, psikologlarla görüşüldü. Hatta siz de ifade ettiniz bir seferinde yani Mehmet Ağar'la bile bu süreç içerisinde baktığınız zaman olumlu bir katkısından bahsetmek mümkündür. Tabii. Şimdi Elazığ'a bile mesaj verdi. Yani şu, bu yani milleti küçük görmeyeceksin yani. Bunun şeyi bu, tokat ağır oluyor çünkü. Bir de 13 yıl iktidarda kalmışsınız. CHP, MHP bile şey yapmıyor yani yine AK Parti iktidara devam eder diye düşünürken bir bakıyorsunuz ki birden AK Parti iktidardan düşmüş. Bu tabii aynı zamanda demokrasinin bir tezahürü. Biz geçen toplantılarda da söyledik. Yani AK Parti sandıkla gelip sandıkla da gitmesini de bildi. Şimdi... Ama sonuç itibariyle şunu da yaptı AK Parti. Dersini aldı. Ve çok iyi ders aldı bu ders. Şimdi... Ve umarım bu şımarıklığı, bu 7 Haziran öncesi yaşadıkları ve yaptıklarını tekrar geriye döndürmez. Çünkü millet tokatı vurduğu zaman çok kötü perişan bir vaziyete getiriyor. Şimdi burada evet. sözü sevgili Cemil Deveci'ye vereceğim. Ben bir iki cümle ilave edeyim oradan geçelim. Yani çünkü hep bir şey kısmında kaldı hadisenin. Yani dediğim gibi ders aldı AK Parti. Yani bence AK Parti'yi zafere taşıyan indiren de millet oldu. %40'larla zafere taşıyan da millet oldu. Ama AK Parti'nin en büyük avantajı milleti unutmuştu, unutmaya yönelmişti. Tekrar milletin, memleketin sahibi olduğunu ve millete rağmen bir şeyin olmayacağının farkına vararak çok hızlı bir şekilde tekrar kendi yuvasına, millete döndü. Yani onun karşılığını aldı. Şimdi sevgili Tevfik Demir bir olay anlattı. Ankara'dan gelenlerden bahsetti, sivil toplumdan bahsetti, en eski partililerle görüşmeden bahsetti. Teyiden bir şeyler söyleyeceğim. Adalet ve Kalkınma Partisi 7 Haziran'dan sonra Samsun'da bir seçim bürosu açtı. Seçim Koordinasyon Merkezi açtı. Seçim Koordinasyon Merkezi'nin başına partinin kuruluşunda olan, partiden belediye başkanlığı yapan ama daha sonra kendi il yönetim kurulu başkanı, şimdinin milletvekili ve güçlü milletvekili Fuat Köktaş'la ters düşen Adem Bektaş getirildi. Adem Bektaş, Fuat Köktaş'la tersti. Tabii aday yapılmamasına. Tabii evet. Tersti ama o getirildi. Onun oraya gelmesi de Fuat Köktaş'tır. Yardımcılığına Fuat Köktaş'la karşı olan, daha ziyade geçmiş dönemde Tevfik Bey'in abisi Sayın Cemal Yılmaz Demir'le hareket eden eski ilk adım ilçe başkanı getirildi. Bunlar hep bir araya getirildi, toplandı. Birbirine karşı insanlar aynı hedefte bir araya getirildi. Adem Bektaş'la iyi konuştum bugün. Adem Bektaş da bunu beklemiyordu. Abi ben bir şeyler bekliyorum dedim. Yok. Bırakın başbakanın hayal etmediğini sen de hayal etmemiştin. Evet. Tek başınıza iktidar olabilirdik diyor ama bir olay anlattı. Bütün eski başkanlarla, bütün eski yöneticilerle, ilçe başkanları, il başkanları, ilçe yöneticisi, il yöneticisi, belediye meclisleri hepsiyle toplantılar yaptık dedim. Ama başka bir şey daha. Pazar sabahı, seçim günü, saat 05'te. Bütün bu insanlarla seçim koordinasyon merkezinde buluştuk. Kahvaltımızı yaptık ve oradan herkes kendilerine verilen görev gereği
mahallini hareket ettiler. Eski il başkanları dahil, eski meclis üyeleri dahil, eski genel meclis üyeleri, başkanları, belediye meclis üyeleri, belediye meclis başkanları bunlar dahil. Herkes kendi alanına gitti. Ve yarım saat sonra telefonlar gelmeye başladı diyor Adem Bektaş. İl başkanı arıyor. Başkan, ben falan okulda, falan sandıklardayım ve bizim müşahidimiz burada yok. İlçe başkanını arıyorum. İlçe başkanı kontrol ediyor, müşahit orada. Ama il başkanıyla müşahit birbirini tanımadığı için koordinasyonluk var. Bütün sandıklarda bir müşahit, bir de onları kontrol eden partiye emek vermiş, partide geçmiş olan insanlar var. Ben başka bir şey yaptım. Cumartesi günü üç kişi aradım Milliyetçi Hareket Partisi'nde. Birisi bu şehirde yaşayan en eski ilçe başkanlarından birisi. 1965-66'da Üsküdar ilçe başkanlığı yapan bir avukat abimiz. Birisi daha geçen dönem il başkanı olan şahıs. Birisi daha geçen dönem MKYK üyesi olan, geçmişte de il başkanı olmuş. Üçüne de aynı soruyu sordum. Sizi herhangi bir şekilde akıl danışmak için, sizi herhangi bir şekilde göreve çağırmak için, sizi herhangi bir şekilde sizden yardım istemek için arayan oldum. Üçünün cevabı da aynıydı. Hayır. Seçimi kim kazanır, kim kaybeder? Yani kim kazanır, kim kaybeder? Milleti suçlamak bu noktada haksızlık olmaz mı? En son suçlanacak millet değil mi? Sayın Cemil Deveci, siz kaybedenler adına kimi suçluyorsunuz? Veya ne yaptınız veya neyi yapmadınız? Tevfik Demir ne yaptıklarını anlattı kazanmak için. Kaybeden Sosyal Demokrat Hareket ne yapmadı da kaybetti? Hem Samsun hem Türkiye'de. Şunu söylemek mümkün tabii. Adalet ve Kalkınma Partisi kurulduğundan bu tarafa müthiş olanaklar olan bir parti. Nasıl var bilemem. Ama örgütlülük gücü ve örgütlülük gücünü disipline edebilen, sahaya sürebilen güçlü dinamik bir yapısı var. Onu her seçim öncesi gösterdi. Bu seçimde de gösterdi. Bu anlattıklarınızın önemli bir bölümü ben mesela izlememiştim ama hakikaten dikkatle izledim. Ben mesela bir şeyi izlemiştim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şimdi de belediye başkanı olan bir önceki dönem belediye başkanının bir Kadir gecesinde, yani saat 7.30-8, ya bir buçuk saatlik bir zaman dilimi içinde, vatandaşın evine girebilecek bir zaman dilimi içinde 100 bin simit, kandiliniz kutlu olsun, mübarek olsun deyip simidi böyle dağıtabilecek kadın organizasyonu, kadınla gelmişler. Müthiş bir organizasyonu, çok dikkatimi çekmişti. Bu kolay bir şey değil. Ha bunun bir altyapısı var tabii, işte ekonomik bilmem nesi, şusu busu ama Adalet ve Kalkınma Partisi teknolojiyi de kullandığını hissedebiliyoruz. Bunlar önemli şeyler. Dilerim bunları sadece kendi seçim başarısı için değil, ülkenin geleceği, ülkenin başarısı için de kullanabilir. Tevfik'in dileklerine çok katılıyorum. Benim tespit etmekte cesaret edemeyeceğim, yani telaffuz etmekte tereddüt edeceğim şeyi de kullandı. Yani eğer hakikaten o noktadan dönülebilmişse, yani böyle kendini beğenmişlikten, şımarıklıktan, baskıcı, otoriter, hele hele milleti tanımamak, işte onu küçük görmek, sen zaten bana oy vereceksin, senin geleceğin benim elimde gibi bir tavırdan dönülebilmişse Türkiye kazanır. Bundan ben mutluluk duyarım. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak bundan mutluluk duyarım ve bunu da her yerde ifade ederim bu olmuş şeyi. Bundan da sakınmam, kaçınmam. Bunu yaparız. Yeter ki Adalet ve Kalkınma Partisi çoğulcu olsun. Kendisinin dışında var olanları da hissetsin, tanısın, onların hukukunun da varlığını aklının bir tarafında saklı tutsun. Ama geçmişe baktığında, sana bir geçmişten örnek verdin ama geçmişe baktığımızda her seçim başarısının sonunda bir balkon konuşması oldu. Bazı balkon konuşmalarının bir yarısından itibaren ilk baş tarafı unutuldu, ikinci başta muhalefete bilmem işte kendisine eleştiri yöneltenlere şey gösterildi, parmak gösterildi. Bu balkon konuşması da çok olumluydu. Toplumu kucaklamayı hedefliyordu. Senin özet olarak söylediklerini söylüyordu. Dilerim olur. Eğer olursa Türkiye kazanır. Adalet ve Kalkınma Partisi önümüzdeki seçimlerde kazanır. Şeye gelince, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelince, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı sonuç başarılı olarak ifade edilemez.
bir önceki aldığı, hatta ondan önceki aldığı seçim sonuçlarını alıyor. %25'te adeta çakılıp kaldı denebiliyor. Bu ana muhalefet partisi için, iktidar adayı alternatifi bir parti için, Türkiye'nin bu kadar birikmiş sorunlarının var olmasına rağmen bir Sosyal Demokrat Parti'nin muhalefet partisinin çıkış sağlayamamış olmasını başarı olarak adlandırmak çok mümkün olmaz. Ama hemen buradan yola çıkarak, ha bu genel başkanı değiştirin, bu yöneticileri işte tukaka edin filan değil. Sorunu tespit etmek lazım. Niye oyu artmıyor? Ben birkaç konunun satır başı olarak şey yapacağım. Hem kamu araştırmalarında hem de işte siyasette araştırılması gereken birkaç konu var. Hem bu sosyal demokratları ilgilendiriyor hem de Türkiye Siyaset Kurumu'nu ilgilendiriyor. Kamu araştırmalarının ortak kanaati, araştırmacıların ortak kanaati şu. Tüm siyasi partiler için geçerli bu. Seçim takvimi açıklandığı tarihe kadar seçmenin bir tercihi var, bir tespiti var parti adına. Bir %10 küsürü ancak tercihini yapmamış oluyor. Tüm bu mücadele, seçim satımı halindeki tüm bu mücadele, tüm bu rekabet %10'luk seçmen için yapıldığı söyleniyor. Hadi bunu bir %5 daha artıralım, %15 ama genel seçmen kitlesinin çok azı bir kesim için yapılıyor bu. Buradan şunu söylemeye çalışıyorum. 3 aylık bir ya da 2 aylık bir seçim çalışması siyasi bir faaliyet değil. Ne kadar başarılı olursanız olun, bunun bir arka şey bahçesi yoksa, bunu önceden hazırlamamışsınız, örgütleriniz, kadrolarınız sahada olmamışsa, insanlarla tutuşmamışsa, onların sorunlarına el atmamışsa, onların sorunlarıyla kendi sorunlarını bütünleştirmemişse, yani örgütlü bir mücadelenin içinden gelmiyorlarsa o 3 ay yetmiyor demektir. Bir başka temel soru daha, tüm siyaset kadrolarının düşünmesi gereken. Bir de artık son 10 yıldan bu tarafa, daha doğrusu mesela 2001 krizinde DSP-MHP Arap Koalisyonu'yla bu iktidarın yer değiştirdiği seçimde %20'lere varan, %20 o %19'lu DSP, %1'lere falan indi. MHP'de çok %10, %12'lik bir küçük. %18'den %8'e düştü. Yani %10'luk bir şey oldu. İktidar Partisi'nin yani Başbakan'ın partisinde %17, %18'lik bir çöküş oldu. Şunu söylemeye çalışıyorum. Partiler arasında bir geçişkenlik vardı. Ama giderek bu son 2-3 seçimdir, bu geçişkenlik oranı da %3, %5'lerle ifade edilebiliyor. Nasıl izah ediyorsunuz yani bunu? Niye AK Parti niye bu kadar sabit? Şimdi AK Parti için değil bu. Yok, yok, AK Parti için değil. Siyaset... Bir soru sormak istedim de CHP'ye. Onu da cevaplayayım. Partiler arasındaki geçişkenlik, bunun bir defa tespit edilmesi gerekiyor. Bu... Gazete haberleriyle, işte kamu araştırmaların sonuçlarıyla tespit edilebilecek olan bir şey değil. Bu konuda ciddi bir çalışma yapmak gerekiyor. Sosyoekonomik bir çalışma yapmak gerekiyor. Oradaki sosyolojik yapıyı çözmek gerekiyor. Niye? Ha benim bir kanaatim var. Aşağı yukarı 27-28 milyon seçmen, seçmenin %30'u 2000 lira ve altında bir gelirle yaşıyor. Bu 2000'e yakın olan şeyde işte 2,5-3 milyon falan. Yani... 20-25 milyon insan 1000 lira ve altında. Bunun 5 milyonun hiç geliri yok. Kömür yardımı, işte yiyecek yardımı, giyecek yardımı, burs yardımı. Yani devletin birebir, hiç gülme, devletin birebir yardımıyla aynı, yapması aynı gerekiyor. Aynı propagandalar. Yani. Hayır, ama propaganda yani değil. Yani. Bu propaganda değil. Yani. Propaganda değil. Ben başka bir şey söylüyorum. Sosyal devletse bunu yapması gerekir. Evet. Devletin organlarını tabii, yapması tabii lazım. Adalet ve Kalkınma Partisi bu demin benim de överek anlattığım örgütü aracıyla bunu kendisine mal etmeyi becerebiliyor. Ve çıkıyor kürsüye en yetkili ağızdan diyor ki benim başıma bir hal gelirse... Dün size yapılanlar sizin de başınıza gelir diye tehditle, tokmakla, bir şeyle bir biçimiyle tutuyor. Sayın Devlet, bu bir tespit. Onun yaptığını bırakalım. Yapmıyorum, ha ona söylemiyorum. CHP'nin yapmadığını, yani neyi yapmadığını kaybediyor zaten. CHP bu süreci aşamıyor. CHP bu süreci aşamıyor. CHP'de, CHP'nin ya iktidar alternatifliğinden, talebinden vazgeçmesi lazım, bir kadro partisi olması lazım. Mesela Milliyetçi Hareket Partisi'nin belli önde gelen isimleri, biz ideoloji partisiyiz, büyümek için çalışmak zorunda değiliz, dik durmalıyız filan gibi şeyler de söylüyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi de orada bir şey yapacak. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi kitle partisi olacak, eski ANAP'ın doğru yolun boşalttığı boşluğu dolduracak, o kadrolarla bütünleşecek. İşte Ahmet'i çağırıp milletvekili yaparak değil, onlarla ciddi bir mutlak çalışması yaparak, onları ciddi bir şekilde sahaya sürerek, karşılıkları halkta var mı yok mu görerek
öyle bir bütünlük sağlayacak. Ciddi bir program partisi değil. Yani onu topluma, seçmene, kendi örgütüne sindirebilmiş, yedirebilmiş bir emeği yok. O da seçim öncesi çıktı. İki tane akademisyen, üç tane medyanın öne çıkardığı isimle hakikaten Türkiye kamuoyunun benimsediği ekonomik bir paket Türkiye'nin ihtiyaçlarını tespit eden öne sürdü ama toplumda karşılığı olmadı. Ha, bir katkısı oldu. O, bu seçimde özellikle o programı bir bölümünü daha evvel MHP, bu şeyde de iktidar partisi önemli bölümünü seçim vaatleri arasına aldı ve iktidara da geldi. En azından seçmen o bölümleriyle kazanmış oldu. İşsizler kazanmış oldu, asgari ücretliler kazanmış oldu, emekliler kazanmış oldu filan. Yine yapmadığı noktasını nasıl yapacağız? Ben burada sözü alacağım. Sevgili Erdem Demirdağ geçen programda da biraz haksızlığa uğramıştı. Sevgili Tevfik Demir bu sefer biraz daha arkadaşların söz hakkına saygılı bir tavır sergiliyor. Kazanmış olmanın havası. Allah'tan sevgili hakemimiz yani. Sevgili Demirdağ. Bir kazananı dinlediniz, bir kaybedeni dinlediniz. Evet. Siz bunun ikisinin de dışında. Geçmişte bu ülkede çok seçim kazanmış. Evet. Ama son dönemde siyasetten seçim bağlamında tasfiye olmuş bir hareketin genç bir mensubusunuz. Önceden kaybedeni. Siz nasıl görüyorsunuz? Ne oldu? Niye kazandılar, niye kaybettiler? Şimdi tabii 7 Haziran'dan sonra ne olduğuna bakmak lazım. 1 Kasım'da ne olduğunu daha net anlamak için. Ama çok fazla da geçmişe takılmayıp bundan sonra neler olması gerektiğine yoğunlaşmakta fayda olduğunu da ifade etmek lazım. Şimdi 7 Haziran'dan sonra, daha doğrusu 7 Haziran'da vatandaş muhalefet partilerine bu zamana kadar konuşup duruyordunuz. Biz de tam manasıyla olmasa da %60'a varan bir oy oranıyla sizin konuşma ve düşüncelerinize bir haklılık teslim edip size oy verdik. Bu %60 civarındaki oyunuzu kullanarak bir hükümet kurunuz ve bizi bu hükümet yerine siz idare ediniz diye yetki verdi. Yani %60, %40'ın çok ötesinde bir güçtür, bir büyük ağırlıktır. Ve maalesef tabii ben kendisini şahsen saygı duyarım. Oğlu da arkadaşımdır, kızı da kardeşimin okul arkadaşıdır. Sayın Deniz Baykal'ın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın davetiyle heyecanlı bir şekilde hemen icabet ederek gitmesi ve bunun neticesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Deniz Baykal'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı oldu bittisine mahkum edilmesi. Bunun akabinde de daha önce CHP ve MHP ile ortak Cumhurbaşkanlığı adayı gösterdikleri Sayın Ekmelettin İhsanoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi tarafından bugün meclis başkanlığına layık görülmemesi ve sadece MHP'nin üzerine onun savunuculuğunun kalması, ki MHP milletvekildir. Vatandaş da yani dün bu adamı siz Cumhurbaşkanı adayı gösterdiniz, bugün birleşip meclis başkanı dahi gösteremiyorsunuz. Meclis başkanı sadece sıra bir başkanlık değil, öyle il ilçe başkanlığına benzemez. Cumhurbaşkanlığa vekalet eden bir başkanlıktır. Önemli bir başkanlıktır. Dün Cumhurbaşkanlığa layık gördüğün adamı sen bugün meclis başkanlığına birleşip layık göremiyorsan eğer, ya beni dün kandırdın ve yanlış yaptın ya da bugün kandırıyorsun ve yanlış yaptırıyorsun demiştir. Hemen notu orada bir kere vermiştir. Ondan sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nin de tutup AKP'nin meclis başkanı adayını bu kızgınlık çerçevesinde madem öyle biz de AKP'nin adayını destekliyoruz dermişçesine, onların adına konuşmak istemem. Benim algıladığım görüntü bu. Ben onu söylüyorum, kendi düşünüyorum. Dercesine gidip desteklemesi. Dolayısıyla meclisin yeni oluşan aritmetik çerçevesinde işleyemez hale getirilmesi. Bir sürü dosyalar var, bir sürü konular var, bir sürü Türkiye'nin meseleleri var. Buna rağmen sadece orada bir milletvekili yemin töreni düzenlenip maaşların işyerlik kazanması ve ondan sonra sonu bilinmez bir maceraya girmeye herkesin evet deyip itiraz etmemesi. Kardeşim ben 4 seneliğine milletvekili seçilme yetkisini milletten aldım geldim. Sen benim bu hakkımı zamanından evvel hiçbir şekilde hiçbir enstrüman ve söylemi kullanarak gasp edemezsin diyememesi. Bu direnci gösterememesi ve AKP'nin kurmaylarının ana muhalefet partisi genel başkanına hükümet kurma yetkisi vermeden bu süreci
oyalamalarla, uzatmalarla geçirip süre doldu kardeşim. Artık seçime gitmek zorunluluğumuz vardır diyerekten, göz göre göre bir ciddi hukuksuzluk yaparak ülkeyi seçime götürmesi ve milletin oyunu alıp seçilmiş bir sürü insanı, şimdi seçilen insanlara deser ki haydi oradan toptan boşaltın burayı, yeniden seçime gideceğiz dese hoşlarına gider mi? Gitmez. Ama bunların hepsi birden bunu kabul etti. Şimdi biz bugün AKP'ye desek ki biz de bu seçimin sonucunu kabul etmiyoruz ve meşru bulmuyoruz kardeşim, yeniden seçime git, bize döner derler ki yeniden pehlivan güreşe doymazmış. O zaman aynı şey dün sizin için de geçerliydi. Şimdi böyle ilginçlikler var. Ondan sonra şöyle bakıyoruz olaya. Çözüm süreci, önce Kürt açılımı, sonra demokratik açılım, ondan sonra da çözüm süreci adı altında PKK terörünü palazlandırdınız, azdırdınız ve bölgedeki Kürt kökenli vatandaşlarımızı onların insafına terk ettiniz. Sonradan da sanki bütün bunların sorumlusu muhalefet partileriymiş gibi adamları suçladınız. Bakın çok önemli bir hadisedir. İki tane 21-22 yaşında çocuk polis olmuşlar. Güneydoğu'ya devlet çoluğu çocuğu gönderiyor zaten, hemşire olarak, polis olarak, öğretmen olarak. Başkasına gücü yetmiyor. Daha yolun başındaki gariban zavallı öldü kaldı. Arkasından hesabını soran da olmuyor. Sen benim çocuğumu hangi kafayla gönderdin de öldürttün diyen de yok. Şimdi iki tane çocuk uyurken evinde maskeli iki şahıs tarafından öldürülüyor. Ve böylece kaç senedir çözüm süreci adı altında Türkiye'nin geldiği iddia edilen noktaya aslında hiç gelmedi. Çok daha farklı bir uçurumun kenarına, hatta altına doğru düşmekte olduğu ortaya çıkıyor. Birdenbire tuzaklanmış onlarca bomba patlamaya başlıyor. Yani bir karanlık el devreye giriyor. Büyük bir hücum başlatıyor. Ve büyük hücum, bu PKK tarafından başlatılan büyük hücum, mecliste PKK'nın uzantısı diye bildiğimiz siyasi partiyi ilk başta mağdur ediyor. Şimdi bu olayları iyi incelemek lazım. Daha önce Afganistan'da, Irak'ta, efendim Libya'da bir pazar yerinde bomba patladı, 35 kişi öldü dediğin zaman yazık ya, adamların başına neler geldi arkadaş. Şu BOP denen proje her neyse onu icat eden Allah'ından bulsun derken biz, şimdi Ankara'nın göbeğinde 100 kişi ölüyor, kimsenin umurunda olmuyor. Şimdi böyle bir iktidar düşünün. Her alanıyla Türkiye'ye el koymuş bir iktidar. Ankara'nın göbeğinde yapılan bu patlamadan sonra bu iktidar yakıp yıkması, bunun faillerini öyle sözle mözle filan, yani sadece bombayı getirip koyan filan değil, arkasında kimler varsa tek tek deliliyle, ispatıyla tespit edip ortaya koyması gerekirken hiç öyle düşünülen şekilde bir sert tepki filan koyulmuyor. Birkaç kişi, suçsuz birkaç kişi eleştiriliyor. Ondan sonra karşıya geçiliyor. Diyarbakır'da HDP mitinginde patlayan bomba, Suruç'ta o kendini şaşırmış insan topluluğunun içinde patlayan bomba ve Ankara'da patlayan bomba aynı frekanstaki terör eylemidir. Peki, ve bunların arkasında el aynıdır. Bunları kim devreye niçin soktu? Yani Türkiye'de bitti denen terör, ortadan kalktı denen terör, hatta terör o kadar çok bitmişti ki bölgedeki Kürt kökenli vatandaşlar PKK'nın insafına terk edilmişti. Birdenbire çok azdı ve bu azgınlık neticesinde kimse bu çözüm süreci, Oslo'daki sözleşme, yapılan anlaşmaların sahiplerine kızmadı da muhalefet partilerine ve onların meclisteki uzantısı denenlere kızdı. Niye? Bunları, şimdi efendim, bunları insanlar düşünsünler. Yani millet aptal mı yani? Onu mu demek? Hayır, millet aptal demiyor. AK Parti'ye oy verenler. Hayır, AK Parti'ye... Onu diyorsun yani. Hiç alakası yok. Nereden? Nereden çıkardın? Tebrik Bey. Sayın Demir. Şimdi ben... Hayır, AK Parti çıktı. Sayın Demir abi. Sayın Demir. Hiç ben öyle bir şey kullanmadım. Sayın Demir abi. Sayın Demir abi. Sayın Demir. Biraz dinler misin? Türkiye'de neler olduğunu anlatıyor. Sayın Demir abi. Sayın Demir. Sayın Demir. Bu olaylar oldu mu? Sayın Demir. Sayın Demir. Tamam, ben olduğunu söylüyorum. Tam olduğunu söylüyorum. Sayın Demir. Sayın Demir. Evet. Sayın Demir, lütfen sakin olun. Ama burada ağır suçlama. Ama hayır, hiç öyle bir suçlama yani yap. Yani burada bir %50 Sayın Demir, olayı saptırmayın. Sayın Demir, olayı saptırmayın. 7 Haziran'la 1 Kasım arasında yaşanan olayları açıklıyorum. Siz Sayın Demir, okumuş yazmış bir adamsınız. Herkes okumuş, bizim okumuş. Siz bir münazara adabını, münazara
münazara adabını öğrenmiştirsiniz. Ama, lütfen. Yani şeyle olmamaz. Lütfen ama. Lütfen ama. Ama lütfen ama. Tansiyonu yükselterek bir prim alamazsınız bir. Prim vermediniz. Siz bu söylediğiniz hiçbirine prim vermediniz. Sayın Demir, şey Sayın Demir, siz konuşurken müdahale ettiler mi? Müdahale ettiler mi Sayın Demir? Ben olaya hiç şey Sayın Demir. Sayın Demir. Evet. Size müdahale edilmedi. Niyet okuma falcılığını bırakın. Siz burada bu burada Sayın Demir, yani. Sayın burada Demir. Şey bu iddia falcılığı bırakın lütfen. Siz evet. Burada siz burada konuşmacısınız. Niyet okumayın. Niyet okuyorum. Sayın Demir, Sayın Demirdağ, yani. Sayın Demirdağ'ın konuşma özgürlüğüne lütfen müdahale etmeyiniz. Buyurun hani, Sayın Demirdağ. Bir binbaşı kardeşi şehit olan Yarbay Tabut'un başında olayında acısının tesiriyle çıkıp da düne kadar hiçbir şey yoktu. Her şey yoluna girmişti. Çözüm süreci adı altında pek çok şey yapmış. Şimdi ne oldu da bu benim kardeşim olacak binbaşı da dahil olmak üzere birdenbire bu iş ortaya çıktı dedi. Bunun düşünülmesi gerekir diyorum. Düşünme bir suç mu? Artık düşünme de mi yasaklandı Türkiye'de? Yani televizyonlar yasaklandı, gazeteler yasaklandı, milletin can güvenliği zaten yoktu terör nedeniyle. Mal güvenliği de ortadan kalktı. Allah'a şükür bir namus güvenliği var. O da kalkarsa tam olur yani. Neyse, şimdi bu yani bir insanlar bunu düşünsün diyoruz biz. %65 oy aldı AK Parti Samsun'da. Siz de ya, Samsun'da konuşuyorsunuz. Evet, %65 oy alması bir şeyin doğru olduğunu ortaya koymaz. Almaması da yanlış olduğunu ortaya koymaz. Ama bir ben de saygı var yani. Şimdi bakın. Saygıda biz burada hiç zamanında yok. Doğu Yol Partisi de burada iktidara geldi. Hiç kimse de böyle bir şey yapmadı. Yani bunlara kim oy verdi? Niye bu kadar biz kim niye oy verdi demiyoruz ki. Bakın bir dakika biz daha oraya gelemedik. Biz Tevfik Bey biz daha oraya gelemedik. Biz 7 Haziran'la 1 Kasım'dan arasında neler olduğunu anlatmaya başlarken siz benim sözümü kestiniz ve mümkünse daha çok konuşmasam memnun olacak bir tavır sergiliyorsunuz. Ben onu demiyorum. Bakın bir dakika. Sakin olun. Ben AKP'ye oy veren, ben demokrat adı bir kere her şeyden evvel Demokrat Parti olan 1946 şafağında bugün Türkiye'de oturanlar demokrasinin D'sini bilmezken demokrasi diye sokağa çıkan bir siyasi geleneğin 3. kuşak temsilcisiyim. Ben ne millete aptal derim, ne verdiği oyu küçümserim, ne de kazanılmış bir başarıyı hakir görüp saygısızlık yaparım. Benim meselem bu değil. Ben 7 Haziran'la 1 Kasım arasında Türkiye'nin yaşadığı karanlık günlerden bahsediyorum. Bunların hepsi olmuştur. Bunlar diyorum üzerinde düşünülmesi gereken hadiselerdir. Ben bunu şuna bağladım, buna bağladım demiyorum. İnsanların düşünme özgürlüğünün önüne geçilmesinde hiç kimse için fayda yoktur. Ondan sonra şimdi tabii evet %50 oy alındı. 49 küsur tamam. Nasıl alındı? 30 tane televizyon kanalı en başta o havuz medyasını hiç aratmayacak şekilde TRT. TRT'de öyle akla hayale gelmedik konuşmalar yapıyor ki şimdi gelirken yolda baktım. Hakkında, hukukunda, mahkeme kararı olmayan insanlar için terör örgütü üyesi, bilmem nesi, mafya babası konuşma yapıyor, ona kimse bir şey demiyor. Normal yolunda gezen adamı susturmak ve baskı altına almak için bir terör üyesi. Türkiye terörist cenneti o zaman. Terör örgütü cenneti o zaman. 13 yıldır burayı yönetiyorsunuz. Madem bu kadar çok terörist ürettiniz, nereye yönettiniz siz? Yani Beşir Atalay Polis Akademisi'nin açılışında radyodan kulağımla dinledim, şaşırdım. Radarla yapılan kontrollerimiz acımasızca devam edecek dedi. Ya polisin acıyıp acımaması ne demek? Kanun neyse onu uygular. Onun insafına mı kalmış? Sen radarla yapılan uygulamaları acımasızca yapacağına Güneydoğu'da PKK terörüne karşı yapılan uygulamaları adam gibi yürütseydin. Aidiyet bağını, illiyet bağını bir tarafa bırakıp. Şimdi geliyorsun %50 oya tamam aldınız doğru alınmıştır. Evet hayırlı olsun tersini söyleyen de yok. Bu oyun ne demek olduğunu millete hayır mı şer mi getireceğini biz hayırlı olsun diyoruz. Şerli olsun diyecek halimiz yok. Millete hayır mı şer mi getireceğini 4 senelik aldığınız yetkiyi nasıl kullandığınıza baktıktan sonra ancak göreceğiz. Bugünden siz o 4 seneyi doğru, iyi, olumlu, haklı, hukuklu tamamlamış gibi konuştuğunuz zaman bir dakika da ne olduğunu görmedik. Siz de bilmiyorsunuz. Biz de bilmiyoruz. Acaba yine efendim Alevi-Sünni ayrımı devam edecek mi? Acaba yine AKP'li olan olmayan ayrımı devam edecek mi? Acaba yine gazeteciler tutuklanacak mı? Acaba yine medya kuruluşlarına haksız hukuksuz şekilde el konulacak mı? Acaba AKP'li olmayan insanlar şu veya bu şekilde bir ihale alamaz, ticaretini yürütemez, efendim maliyeden, emniyetten akla hayale gelebilecek ne kadar devleti temsil eden kurum ve kuruluş varsa hepsinden korkarak mı önünden geçecek? Var mı böyle bir şey Sayın Demir? Böyle bir şey hep vardı. Tamam, bazı Türkiye'nin meseleleri bugünün meselesi değildir.
onlarca yıldır süregelen meseledir ama 13 yıldır ben de dahil olmak üzere pek çok kimse Türkiye'nin pek çok meselesinin çok daha hızlı bir şekilde doğru ve sağlıklı bir şekilde çözülmesini bekliyoruz. Çünkü iktidara büyük bir kredi tanınmış. Nasıl karşısında iktidar karşısındakilere bir kredi tanındı, batırdıkları anda vatandaş hemen hop kardeşim dedi, daha sana benden oy da yok, kredi de yok dedi. Şimdi bu iktidara da bu millet 13 senedir kredi tanımış. Bir 7, bir 4 senede böyle yani sonunu görürlerse 17 sene eder. 17 senelik bir kredi içerisinde sen 80 senelik bir geçmişi sorgularken hala yapılmamışlar varsa ben senden başka suçlu görmem hemşerim. Olay budur. Ya. Bu süreç Türk siyasi hayatında Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1923-1957'deki tek parti dönemindeki 27 yıllık iktidarını bir kenara bırakırsak rahmetli Menderes'in de, rahmetli Süleyman Demirel'in de, rahmetli Ecevit'in de veya hiçbir partinin, hiçbir liderin elde edemediği bir süreç oldu. 13 artı 4 daha 17 yıllık bir süreç. Bunu nasıl açıklayacağız? Şimdi bunun açıklaması gayet normal, gayet doğal. Vatandaş yaşıyor. Belli bir hayatı var. İyi kötü kurmaya çalıştığı ya da kurup muhafaza etmeye çalıştığı da bir düzeni var. Bu düzeni açısından vatandaş için çok fazla bir şey aslında fark etmiyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti sınırları bir bütün olarak kaldıktan sonra, işte bir yabancı ordunun işgaline uğramadıktan sonra, ihtilal yahut darbe olup insanlar silah zoruyla oraya buraya sürülüp zindana atılmadıktan sonra vatandaş çok fazla bizim üzerinde durduğumuz ayrıntılardan çok fazla rahatsız olmuyor. Mesele bu. Adamın bir düzeni var. Bozulacaklar. Adama sen diyorsun ki Güneydoğu'da bak diyorsun o beyaz toroslar vardı ya. Sen beyaz toroslar varken sen neredeydin o bile belli değil. O beyaz toroslar var ya diyorsun. O beyaz toroslar yarın kapınıza gelir ha biz bu seçimi kazanmaksak diyorsun. Tehdit ediyorsun adama. Adam diyor ki ya koca başbakan beni tehdit etti herhalde bir bildiği vardır diyor. Şimdi başbakan sokaktan bir vatandaşı çevirip tehdit etse vatandaş korkar. Emniyet müdürüne bir emir verse gözaltına alırlar. Adliye, Adalet Bakanı adliyeyi arasa hapise atarlar. Yani şimdi bu bir tehdit. Ve oradaki adam da sürekli tehdit altında yaşamaya alışmış. Bu tehdidi kabul ediyor. Sen adamı korkutursan, bakın ekonomi bozuldu. Ya ekonomi bozuldu tamam, ekonominin bozukluğunun bir kısmı hatalı ekonomik politikalar. Yiğidi öldürüp biz hakkını veren adamız. Haklı suçlamalarla şimdi, da karşılaşmak istemiyorum. Şimdi, çok özür dilerim bir saniye. Şimdi Amerikan Merkez Bankası ben dedi faizi artıracağım kardeşim. Bu dünyadaki sizin gibi geri kalmış ülkelerdeki rüşvetten, hırsızlıktan, yolsuzluktan arta kalan o hani dolar bolluğu vardı ya. O dolar bolluğu benim dünya üzerinde yürüttüğüm para politikası çerçevesinde vardı. Şimdi de kemeri sıkıyorum, faizi artıracağım demesiyle birlikte Türkiye'de Brezilya'dan sonra ikinci olarak en çok etkilenen ülke oldu döviz kurundaki artıştan. Tamamı bugünkü iktidarın ekonomik politikalarından falan kaynaklanmıyor. Nasıl ki başarılarının tamamı yani ondan kaynaklanmıyor. Çok fazla konuştu arkadaşlar. Yani ben ama siz şimdi, siz şimdi bu kadar büyük başarı elde etmiş bir siyasi hareketi temsil ederek daha hoş görünüyor. Sayın Demir. Bunu bana söylersiniz ben müdahale ederim. Siz biraz sakin olun. Siz galipsiniz. Sayın Demir. Sizinle tartışmakla kaybedilen zamanı da bir tutun lütfen. Ama bu bakın, arada bana söz verseniz ben daha çok kelime konuşurum. Ben size, bana böyle şey yapacağım. Ben size ne zaman söz vereceğimi biliyorum. Tamam. Yani siz evet. Yeter şu galibiyet şımarıklığına girmeyin lütfen canım. Yok. Siz yani hazımsızlık olmasın. Lütfen. Hazımsızlık olmasın. Yani insanlar konuşurken gülüyorsunuz Tevfik Bey. Hayır. Siz stüdyoda seyircinin karşısında gülüyorsunuz. Hayır. Ben seyircinin karşısında gülmüyorum. Lütfen, Sayın Demir orada yok. Arkadaşınız da konuşsa böyle kalkak gülemezsiniz. Erdem Bey ile benim dostumdur, gülerim. Benim programımdır gülemezsiniz. Yok, öyle hafif almak yok, benim programımdır. Hafife kimseyi almıyorum. Kesinlikle kimseyi hafife almam. Değerli dinleyiciler, zaten süre doldu, ilk bölümü burada keseceğiz. Umarım ki bir çay içip Tevfik Bey sakinleşir. İkinci bölümde. Umarım ki bu gereksiz tartışmalarla zaman kaybetmeden asıl konumuzu konuşuruz. Sayın Demirdağ, ikinci bölümde bir sorum olacak size. Hay buyurun. Toroslarla tehdit etti dediniz. Güneydoğu'da oy kaybetti HDP ama İstanbul'da da kaybetti. Ankara'da da kaybetti. İzmir'de kaybetti.
Oradakiler de bu tehditten mi etkilendi? Yoksa başka bir şey mi oldu? Çok kısa cevabını ikinci bölümde alacağım. Değerli izleyiciler, ikinci bölümde bir arada olmak üzere. Lütfen bizden ayrılmayınız. Yepaş'ın sunduğu Osman Kara'yla Farklı Bakış devam edecek.